Bu arada Ulaştırma Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan CNN Türk yayınında. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Bakan. Bizi İyi duyabiliyor akşamlar, musunuz? iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Biz de Twitter başlığına yeni başlamıştık. Buyurun önce sizi dinleyelim. Biz de arada burada 6 meslektaşımla birlikteyiz. Sorularımız da olacaktır diye düşünüyorum. Buyurun. Yayınınızın tamamını izleme imkanım olmadı ama son bölümü izledim. Sayın Abdülkadiroğlu'nun konuşmasını dinleme imkanım oldu. Çok affedersiniz ama ona sadece çok özel bir soru sormak istiyorum. Eğer evli ise kendi eşinin adı ve soyadı adında, adı ve soyadı kullanılarak, evli değilse kız kardeşinin adı ve soyadı kullanılarak herhangi bir Twitter hesabı açılsa ve bu hesaba pornografik görüntüler konsa ve o pornografik görüntülerin üzerine de eşinin veya kız kardeşinin ismi yazılsa kendisi nasıl karşılar acaba? Şunu ifade etmek istiyorum. Bakınız, 1 Ocak'tan itibaren bizim 643 adet Twitter'a talebimiz var. Ve bunların birçoğu 4 tane mahkeme kararı da değil, daha fazla mahkeme kararları var. Bunların hiçbirine Twitter daha düne kadar cevap bile vermedi. Bakınız, Twitter Türkiye üzerinde milyonlarca dolar para kazanıyor. 5 kuruş vergi vermiyor. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti hukukunu, kanunlarını dikkate almıyor. Yani bizim söylediğimiz bu. Bizim örneğin Facebook'ta Sayın herhangi Bakan, bir problemimiz var. Sayın Bakan, bir şey net anlaşılsın diye bir araya gireceğim. Çok affedersiniz. Aslında Twitter hesapları, o dediğiniz hesapları tek tek kapatabilir ama buna mı yanaşmadı bugüne kadar? Bu nedenle mi Twitter'ın komple kapatılması yoluna gidildi? Bugüne kadar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımız muhatap bile alınmadı. Defalarca uyarı gönderilmesine rağmen, mahkeme kararları bildirilmesine rağmen Twitter hiçbir şekilde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na dönmedi. Bugün bakınız, Türkiye'de Facebook neredeyse Twitter'ın 4 katı kadar bir kullanıcıya sahip. Türkiye'nin Facebook'la hiçbir sıkıntısı yok. Herhangi bir mahkeme kararı çıkar çıkmaz Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından Facebook'a bildiriliyor ve birkaç saat içerisinde engelleme veya o içeriğin çıkarılması sağlanıyor. Biz bunu istiyoruz. Yoksa sosyal medyanın elbette gelişmesini istiyoruz. Elbette sosyal medyanın daha da iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Daha çok kullanıcı sahibi olmasını istiyoruz. Ama böyle bir problem var. Bunu görmezden gelemeyiz. Yani siz şunu söyleyemezsiniz. Efendim, bu bir kişi, bir kişi ne olacak diyemezsiniz. O bir kişinin hakkını korumak zorunda. Utku, söylediğimiz bu. Önce bana bir soru sorabilir miyim? Abdülkadiroğlu'nun sorunuza ilişkin bir yanıtı olacak. Elbette. Ben bir araya girebilir miyim? Pardon. Çünkü Sayın Abdullah Abdülkadiroğlu bu sorunun muhatabı oldu. Galiba bizim bir araya girmemiz gerekiyor. Çünkü bir hukuku korumak adına Sayın Bakan'ı biz de tanıyoruz. Sayın Bakan çok beyefendi, kibar bir insan ama doğrusu Sayın Abdullah Abdülkadiroğlu'na sorduğu soruyu ben doğru bulmadım. Yani niye soruyor böyle bir soruyu? Tamam, Sayın Abdullah Abdülkadiroğlu bu meseleyi eleştiriyor olabilir ama onun aile bireylerini kastederek böyle bir şeyi, zaten bu sorunun cevabı belli. Sayın Bakan da bunu biliyor. Bu anlamda, yani geçen defa da benzer bir şey başka bir yerde oldu. Yani ben bu tavrı doğru bulmuyorum yani. Bunu söyleyeyim. Abdullah Abdülkadiroğlu söylerse, çünkü bu meselenin şimdi öznesi... Şimdi şöyle, müsaade ederseniz ben çok özür dileyerek söyledim. Yani insanların, bizlerin empati yapması gerektiğini söyledim. Bunlar hoş şeyler değil elbette. Yani bunları ben de üzülerek söylüyorum. Yani bunu ilk ifade tabii ki ediyorum bunu, Sayın Bakan, doğrudan empati yapmak durumundayım. Için bana bir cümle söyleyeyim. Sayın Bakan keşke empati yapsaydı deseydi. Bu daha bence mesaj yerine ulaş. Uluslararası imajının zedelenmemesi için ortaya koyduğum hassasiyeti ifade ettim. Vermiş olduğunuz örneği size açıkçası yakıştıramadım, onu söylemek isterim. Vermiş olduğunuz örnekten de anladığım kadarıyla genel Türkiye'deki bu gergin ortamın çok etkisinde kalmışsınız. Onu söylemek isterim. Yakıştıramadığımı da söylemek isterim tekrar.
Ben sizden çok özür diliyorum. Yani gerçekten sizden çok özür diliyorum. Sizden çok özür diliyorum. Yani ben keşke bağlanmamış olsaydınız yayına. Bence daha hayırlı olurdu. Özellikle